Oradaki havuzu belki de en çok yeşerten oyuncu diyebiliriz. Evet, Rare ekranlarda. Niye ekranlarda? Çünkü Sion'u direkt yasakladı bu Spurs. Tabii dün bir kere oynama şansı yakaladı. Hiç riske atmak istemiyoruz. Zaten o, dün de konuşmuştuk. Bu zamana kadar niye yasaklanıyor? Bunun için yasaklanıyor yani. Hakikaten çok iyi bir Sion oyuncusu. Ve Galio yasaklaması geldi ilk seçimden direkt. Çünkü Boss Pumas'ı mavi tarafta ilk seçim Galio tercih edebiliyor dün gördüğümüz gibi. Ve Galio çok özel bir ya şampiyon bir bence. Gerçekten darma duman ediyor Galio'yla. Evet. Bayağı bir şey Fiora'yı falan teklemişti dün. Galio yasaklaması geldi Galacticos tarafı. Şu ana kadar Galacticos biraz daha GBM'den çekilmiş gibi görünüyor. Ama bu iki şampiyon biraz evvel de söylediğim gibi hiçbir şampiyonun yapamadığı, hiçbir orta koridor şampiyonun yapamadıklarını yapıyor orta oyunda. Yan koridorlara etki. Yan koridorlara etki ve çok daha kararlı bir şekilde oynamanızı sağlıyor bu şampiyonlar. Haliyle bence ikisi de kırmızı taraf yasaklaması, ikisi de ilk seçimde mavi tarafta seçilebilecek şampiyonlar. O yüzden bence doğru yasaklamalar açıkçası. Bowser gibi çok iyi bir orta oyun takımına. Tabii Caitlyn'de bir koridor kabadayısı, hiç Jimin'in ellerindeki Jimin'in çokça tercih ettiği bir şampiyon. Burada ilk seçim Zayak görebiliriz. Kamil de gitti. İlk seçim Zayak seçimi görebiliriz burada Zaytmut için ve geldi nitekim. Zayak gerçekten alt koridorda oyunun her evresinde çok güçlü bir nişancı. Yani şöyle söyleyeyim, evet belki geç oyun için pek tercih edebileceğiniz bir nişancı değildir ama gözden kaçırdığınız zaman bu sefer o tüyler sizin takım savaşında bayağı canınızı yani yakıyor. Ben tercih ederim. Bilmiyorum ama ben ya, takımdan takıma değişir. Zaya, ben de tercih ederim. Zayak'ın hasarının biraz küçümsendiğini düşünüyorum ben. Ondan dolayı Zaya'yı tercih edeyim. Olaf da açık durumda şu an en iyi ormancın konumunda. Skarner'a karşı çok iyi bir çözüm. 8.5'te en çok çıkış yapan şampiyon diyebiliriz Olaf'ın. Şu an ormanın bir numarası Olaf. O yüzden sıkça göreceğiz onun. Özellikle kırmızı taraf ilk seçim olduğunu çünkü. Mavi tarafa takımlar genelde alt koridoru kazanabilecek seçimler yapmayı tercih ediyorlar. Nitekim Zaya bunlardan bir tanesi. Yani şu evrede bence Galacticos'un açıkçası Rakan'ı alması lazımdı. Yani Zaya Rakan ikilisi alt koridorda boşa çıkılması gerçekten çok zor bir ikili. Onu söylemek lazım ama Sivir de burada fena tercih değil. Rakan alırlarsa eğer, Rakan'ın o işte takım savaşı başlatma yeteneğine karşı o büyük halkanıyla koridorda durmaya çalışacaklar. Bakalım bu Jim adına koridorda nasıl çalışacak. Orta oyunda biraz daha etkin bir ormancı tercihi geldi Boss Massive'den bu arada. Sejuani ve Skarner açıkken. Biraz daha takım savaşı etkisi ve 2-2-3-3 etkisini aynı yakalayabilirler. Ve Olaf'ın ikisine karşı da güzel bir tercih. Aynen. Olaf'ı içeride tutabileceğiniz, Olaf'ı kısıtlayabileceğiniz belki de tek orman yeteneği şu aşamada. Ve yanına da Rakan geldi ve çok güçlü bir takım savaşı kompozisyonu şimdiden oluştu Boss Massive tarafından. İki eşyaya gelindiğinde bu üçlüyle beraber gerçekten çok güçlü bir takım kompozisyonu olacak. Bu üçlü çok güçlü deyince biraz garip oldu böyle. Burada muhtemelen bir destek seçimi göreceğiz ki Braum bunun için ideal çünkü Zaya'ya karşı iyi bir seçim. Tüyleri arkaya kapa gibiyle arkaya geçirmemesi sebebiyle. Her zaman Zaya'ya karşı iyi bir seçim. Şu an iki tarafta ormancısını ve alt koridorunu seçmiş durumda ki 8-5 itibariyle aslında ilk seçim fazında en çok gördüğümüz şeyler alt koridorların ve orman tercihlerinin kilitlenmesi oluyor. Yalnız bir şey diyeceğim, yani Boss Pumas'ın kurduğu kadro tam yasa olduk ya. Ya GBM bir de yasa alsın. Hani o, zaten GBM'den konuşup o kadar çok farklı orta koridor şampiyonu yani, dedik. Aynen. Bir de o yasa oynasın ne olacak yani. Biz de keyifle izleyelim ama gönül ister ama herhalde pek gerçekleşecekmiş gibi durmuyor şu metada. Ve Cassiopeia yasaklaması Ball Supremacy'de ikinci yasaklama aşamasında. Tabii GBM'in cebinin açıkçası şampiyon açısından çok dolu olması şu an orta koridor şampiyonlarının yasaklama noktasında hiç canını sıkmıyor Ball Supremacy'de. Burada MGX'in şampiyon havuzunun ne durumda olduğu kritik. Orianna yasaklaması gördük onlardan. Bu onların seçmeyeceği anlamına geliyor. Aynı zamanda Zaya, Rakan ve Jarvan'la beraber üzerine bir de Orianna gerçekten ölümcül bir combo aslında, bomba combo. Hiç o topa girmek istemediler. Burada Shen geldi. Sion yasaklamasıyla beraber aslında Sion'a karşı iyi bir seçim ama Sion da olmayınca Shen'i yine de riske atmak istemediler. Üst koridorda çıkışa geçen şampiyonlardan bir tanesi. Zaten Galacticos muhtemelen kendi sıkıntısını bilen bir takım görüntüsünde gibi geldi bana burada. Yani işte o 2v2'lerin 3v2'ye dönmesi, ufak 3v3'lerin 4v3'e dönmesini hiçbir şekilde istemiyor burada Galacticos. Ve son yasaklama olarak da burada Bowser'ın tarafından Kassadin geldi. Evet, şu an üst koridorda Nar açık, Cho'Gath açık, Ornn açık ama Sven gelecek mi bakalım? Sever böyle şeyleri Rare.
Ama kör seçim için biraz riskli olabilir. Bu arada teknik olarak esnek bir seçim. Hem orta koridorda hem üst koridorda oynandığını gördük profesyonel arada ama genellikle üst koridorda tanklara karşı tercih ettiğiniz bir seçim haline geliyor. Burada eğer bir tank tercihi görürsek özellikle Balı Supremasi tarafından üst koridorda Cho'Gath veya Ornn gibi olsun. Bunlara karşı üstünlük sağlayabilecek bir seçim Swain. Ama belki bir nar tercihi Swain'e karşı daha iyi bir seçim olabilir üst koridorda evet, ama Vladimir geldi. Eğer üst koridor ise üst yani belki de son zamanlarda göz önünde çok olmayan bir eşleşme izleyeceğiz. Aynen. Yetenek gücü. Bir tarafta yetenek gücü olacak. Swain'i dün zaten izleme şansı yakalayamamıştık. Yani yasaklamadan çıkamamıştı Swain. Bugün ilk defa çıktı ve ama şu anda sanki karşısına alacakmış gibi durmuyor. Vlad'ı orta koridora gönderecekler. Cho'Gath geldi. Cho'Gath birazcık dediğim gibi Swain'e karşı kaybetme durumu söz konusu olan bir şampiyon ama ne olursa olsun haritanın geri kalan kısmında çok güçlü bir kompozisyon kurdu Boss Kurması ve üst koridoru biraz da geride kabul etmek onların çok canını sıkmayacak bu noktada. Swain'in orta koridor mu üst koridor mu olduğunu göreceğiz tabii. Ama bence üst koridor olacak Cho'Gath'a karşı dediğim gibi ve Azir de geldi zaten. Azir. Belli bir seviyeye kadar, işte 9. seviyeye kadar falan Vladimir'e karşı üstünlük sağlayabiliyor koridorda. İttirme avantajına sahip oluyor ama ondan sonrasında gerçekten Vladimir'in Azir üzerinde çok ciddi bir skor tehdidi haline geliyor aslında. Bu Vlad'ın hikayesi. Yani kim evet. Karşısına gelirse gelsin seviye 8-9'a kadar hep geride kalan aynen bir şey oluyor. Ama Azir'e karşı ekstra. Çünkü Azir üzerinde çok ciddi bir skor tehdidi oluyor Vladimir'in. Bakalım göreceğiz. O aşamaya kadar birazcık daha agresif oynaması gerekiyor orta koridorda Galacticos tarafının. Evet bakalım neler olacak. Bu Supermassive Galacticos karşısında takımlar hazır, kadrolar hazır ve bu maçın anlatımı için sözü şimdi sunuculara bırakalım. Teşekkürler ve şimdi maça geçmenin vakti geldi. Bugünün 4 karşılaşmasında ben Christopher Tombalık Makarna Willikens, yanımda Kaan Second Best Kural. Gerçekten de bizi kritik mücadeleler bekliyor Kaan. Ama güne biraz daha zaten yeri belli olan takımlarla başlıyoruz. Neler diyeceksin seçim yasaklama ekranı hakkında? Biraz antrenman maçı gibi olacak. Beklenti en azından o yönde. Belki yeni oyuncular keşfedeceğiz. Belki güzel performans göreceğiz Galacticos'un genç transferlerinden. Valla ben açıkçası en çok MGX'e üzülüyorum. Çünkü ligimizde zaten tek yerli orta koridor var. Orta koridorun Türkiye'deki Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi'nin orta koridoru seviyesi çok yüksek. Ya burada adım atmak hiç kolay değil. Yani evet. Yüzmeyi en dalgalı denizde fırtınada öğrenmek gibi bir şey. Ona dün mesela Naru'ya karşı çok zorlandı. Bugün daha büyük bir zorluk var karşısında. GBM var. Evet, sonuçta... Ama seçim yasaklama ekranına bakarsak Galacticos iyi bir kompozisyon kurdu. Gerçekten iyi bir kompozisyon kurdu. Son dönemde çok fazla seçilen ve güçlü olduğu da belli olan Swain'i aldılar. Aynen öyle. Yani en iyi oyundaki şu anda en iyi ormancıyı aldılar. Son dönemde çok iyi iş yapan Swain'i aldılar. Kadroları çok dengeli. Hatta seçim yasaklama ekranında bir yarım adım önde gibiler. Ama GBM Vladimir aldı. Çok iyi oynadım diyoruz ama Vladimir diğer koridorlara çok etki eden bir şampiyon değil. Yani sonuç itibariyle Galacticos seçim yasaklama ekranını çok hafif önde geçti ama bir şey fark etmiyor fazla. Peki Galacticos seçim yasaklama ekranının önde geçti. Bakalım oylamayı önde geçebilecek mi? Biliyoruz ki. O konuda da bir başarıları var. Seyircilerimize soralım hemen. Twitch sohbete soralım. Galacticos için 2, Ball Supermassive için 1 yazarak Twitch sohbete burada oylarınızı verebilirsiniz. Tersten söylemiş oldum birazcık. Orada Galacticos'tan başlayınca. Ben şunu da tabii merak ediyorum. MGX dün aslında ligimizdeki dediğin gibi tek yerli orta koridor oyuncusuna karşı oynadı. Ve şimdi önünde 5 maç daha var ve hepsi yabancı orta koridor oyuncularına karşı olacak. Orada acaba bu 5 maç onun hem gelişimine katkıda bulunabilecek mi? Hem de bir şeyler göstermeyi başarabilecek mi bize? Bu arada tabii Ormancı Chosen'ın da yanlış hatırlamıyorsam Türkiye sunucusunda şampiyonluk aşamasının birincisi olduğunu hatırlıyorum. Ondan da beklentiler bir yüksekti. Önceki hafta öyleydi. Evet yani dediğim gibi öyleydi. Bu arada... Antrenmanlardan düşmüş olabilir. Aynen. Her ne kadar koşu animasyonunda problem olsa da oyundaki en iyi sivir kostümünü görüyoruz. Pak sivir. Maalesef alınamayan kostümlerden o. Evet. Ama enfes bir kostüm gerçekten. Bakalım ben Rare'in performansını da merak ediyorum. Ya MGX için hani gelişimine katkıda bulunur mu dedim. Bu arada çok erken bir baskı kuruyorlar ki haklı olarak sivire inanılmaz hasar verdiler. Ama zaten Rakan Zaya koridorunun bu baskıyı kurması çok normal.
Ya MGX tabii ki hani gelişimine yardımcı olacaktır vesaire de bu kadar zor bir rekabette ki gelişim çok sınırlı oluyor ya. Evet. Yani psikolojik olarak da çok ters etkileniyor oyuncular, genç oyuncular. Bu arada Galacticos oylamayı %88.7 oranla kazandı. Ya klasik Twitch sohbetin trollü. Artık alıştık. Vur MGX, vur. Elini korkak alıştırma, vur abicim, vur. Zaten 8. 9. yani 7. seviyeye kadar vurdun. Ondan sonra vuramayacaksın kolay kolay. Bu arada Bowser Mask'ın da iki tane dizginsiz büyük kitabıyla girdiğini görüyoruz. Tabii GBM'de yani Vladimir'de görmeye alışkın olduğumuz bir tercih. Diğer taraftan Snowflower'ın da yine dizginsiz büyük kitabıyla oyuna girdiğini ve farklı etkilerde bulunmak istediğini görüyoruz. İşte yalnız MGX'in dikkatli olması gereken konulardan biri bu. Bu arada Chosen iyi bir yerde bekliyor ama Fabulous hiç öne çıkmıyor doğal olarak. Çünkü totem var orada ve evet. Görüyor zaten. Chosen totemin üstünde oturuyordu. Bu arada 3. seviye oldu Snowflower. Jimmy'den güzel bir kalkan geldi orada. Özgür de hemen kapı gibi sınaştı. Tabii Özgür'ü de geçtiğimiz haftalarda Yükselme Ligi'nde çileklerde izlediğimizi hatırlayalım. Yalnız şimdi arkadan Stomaged. Buraya bir kule altı gelir mi? Stomaged'in olduğu yerde bir totem var ama Jimmy'nin çok fazla canı olmadığını biliyoruz. Jimmy burada çok güzel biçimde sıyrıldı. Bir de şifa geliyor. Bir de sıça geldi. Snowflower peşini bırakmaya hiç ama hiç niyetli değil. İlk kan da burada Stomaged'e gidiyor. Yalnız Chosen buraya yetişmek istiyor şimdi. Özgür'le beraber bir şey yapabilecekler mi? Işınlan da geldi arka tarafa. Rare mi buraya geliyor acaba? Evet buraya Rare geldi ama vaktinde gelebildi mi? Evet geldi. Geldi zaten geldi. Zaten başardılar. Ve skoru çıkardılar orada. Bow Supermassive erken bir kule altı yaptı. Ama Galacticos da cevap vermeyi başardı. Kımıldamayı çok iyi kullandı. Durduktan sonra kendinize doğru çekiyorsunuz yeni Swain mekanikleriyle. Ondan sonra zaten oradan çıkışı yoktu. Ama bu arada Özgür. Özgür AFK kaldı zaten ama herhalde altın bekliyordu. Evet skoru aldı Galacticos ama ne oldu? Verilen skorun sadece telafisi oldu yani. Revanşını aldılar. Birebir değişim oldu. Fakat bunun için ışından harcadılar. Ciddi anlamda Rare minyon kaçırdı ve üst kuleye rahatlıkla vurma şansı buldu. Yani birebir bir değişim olduğu gibi bakmamak lazım. Aslında bir buçuğa bir değişim yaşadı Supermassive lehine. Ama tabii 1'e 0'dan iyidir 1.5'a 1. Evet, kesinlikle öyle. Yani zaten şu sağ tarafı sihirdar büyülerine baktığın zaman az önce de... Kalmamış. Hepsini yemişsiniz, bitirmişsiniz ya. Bu ne abicim? Toplam 10 sihirdar büyüsü var. 7 tanesi gitmiş. Ya çarpı saymamak lazım tabii ama. Çarptırıyor zaten canım. Çarpı saymıyorsan 9'da 7'si gitmiş yani. Pardon 8'de 7 sözü. 6 tanesi gitmiş abi. Neyse. 9'da 6 evet doğru. Bu arada Stomage bir kere daha aynı yere bir baskın mı yapacak acaba? Alt koridorda Jimmy ile Özgür fena bir takasa girmediler. Gerçi gelen bir baskın yok ama gelen baskın varmış gibi davranıyorlar. Tam tersine gelen baskın burada Stomage'den olabilir. Yani burada takasa girmek isteyen taraf Galacticos'tu ama zararlı çıkan da onlar oldu sanki. Yani şu aşamada Zaya Rakan'la niye takasa girersiniz ki zaten? Işınlan geliyor arkaya şimdi. Stomage de geldi buraya. Bir kere daha aynı şeyi deneyecekler ve bu sefer Rare'in ışınlanı yok. Jimmy ve Özgür'e şimdiden veda edebilirsiniz. Ama buradan bir şey çıkarmaya çalışacaklar en azından. Olacak mı? Olmayacak. İlk skor geldi. İlk skor Zyklop'ta. İkinci skor da burada. Snowflower'a gitti. Orada fap. Skor almak istedi ama Snowflower bırakmıyorum o skoru sana diyor. Ve Bow Supermassive adına çok başarılı, tertemiz bir baskındı. Daha 6. seviye olmadan, ultiler açılmadan kule altı yapabilecek durumda. O kadar özgüvenli oynuyor Supermassive. Ya bunu mesela başka bir maçta kolay kolay görmezsiniz. Ya 6 olmadan, ultiler açılmadan çok kolay kolay kule altına böyle ışınlanları girmeyi tercih etmezler ama Supermassive belli ki bu maçı zaten ligin en iyi alt koridoru olan kendi alt koridorunu öne geçirerek oynamayı hedefliyor. Şu anda zaten alt koridorda 3 skor da alt koridordan geldi. Gerçi o skorların sadece biri Zaya'ya gitti ama çok fark etmez. Gayet. Supermassive lehine daha şimdiden 1500 altınlık bir fark var. 1300 altınlık.
Vladimir Hextech altı patlarını aldı. Özetle maç beklendiği gibi gidiyor diyelim. Evet, evet. Çok da bunun dışında bir şey beklemiyorduk. Ama tabii daha erken dakikalardayız. Peki sence oyun çok geç safhaya kalırsa? Bana sanki Vav Supermassive yine öndeymiş gibi geliyor ama kompozisyon olarak. Yok canım. Azir, Swain. Hatta yani şöyle söyleyeyim, 3 taşıyacağım. 3 koridor, yani nişancı, orta koridor ve üst koridor. Üçünde de belli ölçeklerde Galacticos daha iyi durumda. Jarvan, Olaf biraz daha etkisiz belki Jarvan'dan ama 3 aşağı 5 yukarı çok fark yok aralarında. Ve Braum da daha iyi rakamdan. Ha, savaş başlatma mekanikleri açısından Van Supermassive daha güçlü ama hani şampiyon güçleri diyorsak Galacticos'un geçiş kompozisyonu daha iyi ama hani kompozisyonun daha iyi olması çok bir şey değiştirmiyor. Bu arada tabii yeni Swain'in çok güzel bir özelliği. Swain yaklaştıkça etrafta kuzgunlar beliriyor. Evet. Gerçekten vadiye eklenmiş güzel ufak nüanslardan bir tanesi. Aynı o işte Skarner'ın kristalleri gibi vadiye özel bir böyle tat ekliyor diyelim. Tabii onun yani Skarner'ın kristallerinin şeyi var. Bir amacı var, o bir ayrı. Bir amacı ve oyun etkisi var. Sadece görsel güzellik. Zeytnot ve Snowflower bildiğiniz gibi alt koridorda zaten Zayarakan ikilisini oynadıkları için baskıyı kurmuş durumdalar. Yalnız arkaya ışınlan geliyor şimdi. Rare oraya geliyor. Güzel bir ulti Snowflower'dan. Özgür burada son anda kaçmayı başardı. Rare ise Snowflower'ı avladı. Snowflower hiçbir yere çıkamıyor. Zeytnot ultisi hala duruyor. Güzel bir sıçra Zeytnot'tan. Bakalım buradan çıkabilecek mi? Rare orada yetenek atışını kaçırdı ama Jimmy burada skoru almayı başardı. Rare'in baskını bir kere daha Galacticos'a skorları getiriyor burada. Ultisi de geldikten sonra tabii inanılmaz büyük. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. Çok ciddi can çalıyor. Çok ciddi hasar veriyor yeni Swain'in şeytani karanlığın zirvesi pardon. Bu arada Chosen şimdi burada Fabulous'un üzerine gidiyor. Ultisini de kullandı Chosen. Fabulous'a acımadı adeta. Buralarda düelloda müthiş tabii Olaf. Önce yırtıcıyla geldi. Ardından da ultisiyle Ragnarok'ta skor almayı başardı. Şu ana kadar hiç fena gitmiyor Galacticos çatışmalarda ama skor 4-4, arada 1000 altın fark var işte. Ve kule farkı olmamasına rağmen evet, o fark yani var. Evet yani işte niye alt koridorda 15, üst ormanda çok ciddi 25'e yakın altın farkı bunlar yaratıyor. Evet Galacticos cephesinde şu ana kadar en böyle ayakta kalan, en böyle rakibine karşı öne geçmiş olan isim olarak da Rare göze çarpıyor. 2 skor, 1 asist. Aşağı attığı iki ışınlanda skor çıkarmasına yol açtı takımının. Üstüne bir de milyon döndü ama işte alt koridor kulesi gitti. İşte sorun burada makro dediğimiz konu. Alt koridorda savaş çatışmayı kazanan taraf şeydi en son Galacticos'tu. İki skor almışlardı. Fakat ilk kuleyi de alan, karşında bir kule alamayan taraf da Galacticos. Yani makro oyun nereye baskı yapacağınızı bilmek gibi konularda Supermassive neredeyse Kore standartı yakalamış durumda. Galacticos ise olanlar da çok geride. Zaten o yüzden de onları önümüzdeki mevsim yükselme liginde göreceğiz. Galacticos'un 8. olarak kalacağı geçtiğimiz hafta garantilenmişti. Bu arada Şampiyonluk Ligi rekorunu da kırdılar. Üst üste mağlubiyet rekorunu ki daha önce bu kadar maç yoktu. Yani gerçekten de kırılması zor bir rekor ne yazık ki. İyi bir rekor değil. Üzgünüz Galacticos. Ama yani ne olursa olsun onların bu lige renk kattığını söylemek lazım. Çünkü hiçbir zaman böyle savaşmadan pes etmediler. Böyle çok nadir maçlarda gerçekten baştan sona kötü oynadıkları oldu. Ya en az bir 15 dakika falan dayandılar her maç. Chris fazla iyimsersin. Yani bu sezon oynadıkları 23 maçın 10 tanesinde falan hiçbir şekilde oyuna dahil olamadılar. Hiç ama yani sıfır. Ben yine açıkçası koridor aşamasını fena geçmediklerini düşünüyorum. Şöyle, ben bu tam tersi. Yani tamam bazı maçlarda evet koridor aşaması da fena değil ama yaklaşık 10 maç civarında hiçbir şekilde yani çok bu seviyenin takımı değil gibi gözüküyorlar.
Ya tabii oyuncu değiştirdikten sonra özellikle bu arada bayağı bir düştüler. Bu arada bir kere daha geliyor Ragnarok şimdi Chosen. Açılınca... Ragnarok açıldı ama dediğin gibi Fabulous orada sıçrasıyla çıktı. Jimmy, burada sana ufak bir sürpriz var. Jimmy bakalım oradan çıkabilecek mi? Ultisini açtı ama Snowflower da geliyor. Sıçra geldi, yeterli değil. Arka tarafta Özgür. Jimmy'yi kurtaramayacak. Sadece kendisi çıkacak oradan. yeteneğin de hakkını veremedi. Yettim gari. Yettin de abi, nereye yettin? Yetemedim gari. Yetemedin gari. yettim de cenazene yettim. Altın farkı 3 güne çıktı. Supermassive o kadar hakim ki görüşe ve harita kontrolüne. Artık iyi de niye rakip ormanın içinde hareket alanları biliyor. Oralarda pusu kurabiliyorlar. Bu dakikalarda bunu görmeyiz normalde. Zaten sağ alttan ufak haritaya baktığımız zaman sanki savaş sesi yokmuş gibi. Bakar mısın? Bazı Supermassive her yeri açmış. Rare şimdi 1'e 2 pozisyonda. Ultisini kullandı orada. Bakalım Rare'i alabilecekler mi burada? Rare biraz fazla sayede, üzerinde tutuştur da var. O tutuştur skoru getirdi bu arada. Aynen öyle. Çünkü karanlığın zirvesi sırasında inanılmaz can yeniliyor Swain. Fakat tutuştur can yenileme oranlarını düşürüyor. O sayede de skoru rahatlıkla aldılar. Ama zaten çok rahat oynuyor şu anda Supermassive. Orta koridorlar hiçbir şeye karışmıyor ya. Evet. 3-2 orta koridorda da 0-0-0. Ve minyonda da eşit gidiyorlar. Aynen. Yani gerçi kendi kendilerine takılıyorlar orada. Diğerleri vadide oynarken iki orta koridor kendi aramlarını yapıyorlar. İlk 100 milyona ulaşan kazanır diyorduk ama dikkat etmedik ilk 100 milyona. Evet. İlk 200'e ulaşan yapalım biz onu. Çünkü oraya kadar pek ayrılacakmış gibi durmuyorlar açıkçası. Snowflower da normal şu anda ligimizin en iyi desteği, harika bir sezon geçiriyor da bu maç ona da bir haller olmuş. Milletin skorlarını çalmış. 3-1-3 ne abi, böyle destek mi olur? Yani ve bir kere daha işte tam Snowflower dedi Kaan Kural ve tam o sırada muhteşem bir ulti geldi ondan. Önce Jimmy'yi düşürdüler. Arkada ölen bir isim daha var. O şu ana kadar hiçbir şey karışmadı dedik ama MGX de öldü. Özgür'ü de burada alabilecekler mi? Evet, Snowflower bir skor daha aldı. Arka tarafta Chosen, afetin içinde. Şu anda hapsolmuş durumda. Ragnarok'un bitmesi bekliyorlar. Ziyafet var, ziyafet var. Bitti. Önce susturdu Fabulous. Sonra da mideye indirdi Chosen'ı. Arka arkaya skorlarla. Neredeyse katliam, sadece Rare hayatta. Ya teknik olmasa da fiili olarak bir katliam bu yani. Evet, gerçekten öyle oldu. League of Legends literatüründe katliam değil ama çatışma literatüründe bir katliam. En azından ejderha aldı Chosen yalnız. Chosen da baktı, abi bu savaştan nasıl bir şey çıkmayacak. Ben bari ejderha alayım da ona da yazık olmasın dedi. Ama yine Snowflower muhteşem başlattı takım savaşını. Ya muhteşem başlattı da çalıp duruyor skorları ya. Stomage de burada yalnız, harika. Canı çok az. Orada çıkamayacağını biliyor ama afete hapsederse o lafın çıkamayacağını farkında. Ben afete hapsedeyim, Fabulous halleder dedi. Aynen de öyle oldu. Bakalım Bal Supermassive'in bir sonraki hedefi ne olacak? Dakika 15, altın farkı 7000 neredeyse. 6500'e çıktı şu anda. Hatta evet, hızla 7000'e doğru ilerliyor. Yani daha 6 dakika önce 1000 altınlık bir farktan bahsediyorduk. Dakika başına 1000 altın arttırdılar o farkı. Swain şu anda çok iyi durumda Galacticos için ama şimdi Swain'in... Tam sen bunu dedin. Sunucu lanetimi desek ne desek bilmiyorum. Bakalım Rare oradan çıkabilecek mi şimdi? Snowflower üzerine gidiyor. Bu arada Snowflower bu sefer tutuşturu yok ama Rare orada 4 kişinin arasında kaldı. Buradan çıkması da pek mümkün değil Swain olsanız bile. Ya, Swain'in durumu iyi diyorduk ama şimdi Swain'in takım savaşına olan etkisi düşük. Yani eğer takım arkadaşları kendi üzerlerine düşeni yaparlarsa Swain müthiş bir ekleyici, tamamlayıcı parça olabilir ama diğer takım arkadaşları kendi üzerlerine düşenleri, işte tanklar ön safta durup pozisyonu açıp ya da savaş başlama mekaniği yapamazsa Swain tek başına çok oyunu etkilemiyor. Mesela bir Fiora gibi değil, evet. Veya atıyorum hatta bir Cho'Gath gibi bile değil yani. Herkesin işini yapması, Swain'in işi bitirmesi lazım ama şu anda diğer parçalar işi yapamazken Swain'in de etkisi düşük olacak. Yani Swain'in iyi durumda olması çok bir şey kazandırmıyor Galacticos'a.
artık iyiden iyi rakip ormanda pusuya yatmaya başladı. Aynen öyle yani. Bal Supremacy çizgiyi o kadar ileri çekti ki. Bu arada şu anda Chosen orada tek başına kalmış durumda. Az önce yine afetin içindeydi. Bir de GBM onu kovalıyor. Ultisini de kullandı kan GBM. Kan vebası. Bakalım alabilecek mi? Evet, skor almayı başardı yalnız. Özgür'den güzel bir ulti geliyor. Arka tarafta Jimmy. GBM skorunu almayı başardı. Bakalım Fefebulus buradan çıkabilecek mi derken. Orada Slamage. Ve Snowflower yine mükemmel komboyu yaptı. Zeitnot'a da skorları toplamak kaldı. 4'te 4 Zeitnot. Orada dar koridorda tüyleri attı attı çekti attı attı çekti. Korkunç bir hasar çıkardı gerçekten. Yalnız Zaya... muhteşem bir bomba komboydu. Aynen öyle. Zaya'nın hasarının genelde diğer hipertaçılardan biraz daha düşük olduğunu biliyoruz. Fakat böyle dar bir koridorda tüyleri atıp yayıp ondan sonra çekerseniz hem de bunu iki yere yaparsanız verdiği hasarı görebiliyorsunuz. Genelde tabii Zaya'nın hasarı o tüyleri çekmeye değil, onu kolay kolay işte şimdi göreceğiz savaşı. İyi deneye rakip ormana yerleşmiş durumdalar. Bu arada tabii iki takım arasında da çok ciddi eşya farkı var. Şimdi görüyoruz. Zaytmat oraya geldikten bu savaşın başlangıcı GBM kan vebasını attıktan sonra zaten Chosen'ın düşeceği belli. Özgür'ün ultisiyle başladı her şey aslında. Aynen öyle. Snowflower ve Stomage'de izleyin şimdi. Ve Zeitnot'a esas. Zeitnot tüyleri atıyor. İnanılmaz. Ondan sonra çektikten sonra. Yani Rare bir tek Rare direnebiliyor zaten bu hasar toplamına. Ve buradaki ultisi de oldukça iyi. Evet. Bu arada aslında bu savaş Azir için de harika. O da askerleri dizip çok rahat otomatik saldırı yapabilecek değil mi? Ama biraz geç geliyor oraya MGX. Altın farkı da 10.000'e çıktı artık. Dakika henüz 20 değilken. Yani artık Zeitnot da bu arada 8-1-5'e geldi. Dakika 20 olmadan 3 kritik eşyasını bitirdi. Bombardıman topu, statik hançer ve cam biçen. İki nişancı arasında... Abi o ne ya? Şöyle, ikisinde de cam biçen var. İkisinde de savaşçı çizmesi var. Evet, İkisinde oraya kadar... de iki tane saldırı hızlı eşyası evet, var. Evet, iki tane saldırı hızlı eşyası var. Biri statik... Yani biri... Bu arada Fefebulus yakalandı, bölüyorum seni, kusura bakma. Çünkü orada Chosen öldü. Fefebulus neredeyse ölmek üzereydi ama nasıl oldu bilmiyoruz. Bir anda 2'de 2 oldu çünkü Ball Supremacy yine çok iyi bir araya gelen bir takım görüntüsü çiziyor burada. Yani nişancılar arasında hakikaten iki tane saldırı hızlı eşyası var ama birininki statik hançerle bombardıman topu, diğerininki ikisi de hançer. Ya ikisi de hançer ama hani statik hançer, hançer çok fark yoktur diye düşünüyor insan. Biraz var ya. Biraz mı? Biraz. Ne yapalım artık? Baron çok hızlı bir baron olacak. 3 kişiyle çok rahat yapıyorlar Baron'u. Galaktikos'un görüşünü, daha doğrusu göremeyişini görüyoruz şu an. Tabii 8.5 yamasıyla birlikte, ya komuta sancağı var şu anda çok hızlı ama 8.5 yamasıyla birlikte Baron artık komuta sancağı işlemiyor. Baron ya işliyor da eskisi gibi değil. Evet, evet. Birbirinin üzerine eklenmiyor yani ekstra hasarları. Ama tabii komuta sancağı verdiğiniz kuşatma minyonunun şeyi oluyor. Gene büyü hasar veremiyorsunuz. Büyü hasar veremedikleri için de sadece Sivir onu alabilir. Neyse ki seken atışla onu alması çok zor olmayacaktır. Snowflower'ı dışarıda bıraktılar. Sana gerek yok abi, hallederiz dediler. Yine... O da atlayabileceği her yere atladı. Yine 8.5 yamasında Blue Dejder'in de güçlendirildiğini söyleyelim. Artık hareket hızı savaş içinde de geçerli. Eskisi kadar 3'te 1 oranında olsa da. Evet. Savaşçında daha hızlı, savaşçında da belli bir hareket hızı veriyor. O yüzden dediğin gibi artık o yüzüne bakılmayan bulut ejderinden biraz daha farklı bir şeye dönüştü, evrildi. Artık okyanus ejderi dışında... Her şey biraz daha güçlü. Aynen. Yani her şey daha dengede diyelim. Yalnız o süper minyon vurdukça vuruyor. Eskisi kadar vurmuyor ama genel ama yani bayağı vuruyor. Bam yani. Eskiden 6 vuruş da alıyordu. Şimdi 10-11 vuruş da alıyor. Çok bir şey değişmiş değil aslında. Bir de inhibitor gelecek şimdi Ball Supremacy'den. Sonrasında da bir orta koridora ziyaret yapacaklarmış gibi duruyor açıkçası. Çünkü oradan da minyonlar geldi. İlk inhibitor düşüyor. Ve Ball Supremacy yavaş yavaş artık maçı bitirmeye gidiyor. Bir savaş mı kovalayacaklar? Özgür ultisini kullandı. Havada olan bir Stomage vardı ama Stomage'i aradan çıkarmayı başaramadılar. İkinci inhibitor da gidiyor.
Kullanılan ultilere baktığında hem Jimmy'nin hem de Özgür'ün ultisinin şu anda olmadığını görüyoruz Galacticos cephesinde ve bunlar çok kritik bir ulti. Dolayısıyla Galacticos'un burada savaş başlatması bile çok mümkün olmayacaktır bu dakikadan sonra. Stomage de arkaya girdi, Snowflower'la bir kere daha komboyu yaptılar. Bakalım skor çıkacak mı burada? Chosen üstün içine kaçtı. Orada Zeitnot'tan bir deneme ama Zeitnot istediğini yapamayınca sıçrayla geri çıkıyor. Yine de bunların hiçbirinin önemi yok. Çünkü WoW Supermassive bir kere daha galibiyete ulaşıyor. Yalnız oyun biterken de GBM'den bir 2'de 2 geldi.